Arkadaşlar selamlar saygılar hepinize. Para Birliği kanalı olarak e, haberlerimize biraz daha ağırlık vermeye başlıyoruz artık arkadaşlar. Büyük bir sürpriz olmazsa yarın e, Borsa İstanbul açılacak. Ve bununla ilgili haberleri gün içerisinde kanalımızda yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ve piyasa uzmanlarından borsa önerileri toplam 17 maddede toparlamışlar arkadaşlar. Bu haberde yapma gereği hissettim. Piyasa uzmanlarından pay piyasalarına sağlıklı fiyat oluşumu sağlamak için peş peşe öneriler gelmeye devam ediyor. Bunlar işte devlet kurumlarının e, kale alıp almadığına dikkat etmek lazım. Çünkü e, hepsinin yapılabileceği tabii ki muamma, bütün öneriler yapılamaz belki ancak e, insanlar bunları takip ediyorlar mı? Devletin belli yetkili kurumları, e, ekonomik kurmayları. Bunları görüyorlar mı? Bunlar önemlidir arkadaşlar. Yoksa çoğu kişi aynı şeyleri söylüyor. Yani özellikle borsada yıllarını vermiş insanlar aynı konularda aynı konuları şu anda aynı sonuçlara varabiliyorlar. Evet ve burada şöyle bir güzel haber var. Bu talepler bakanlığa iletilmiş arkadaşlar. Borsa İstanbul'un işlemler açılmadan önce yapılması gerekenleri duyuran piyasa uzmanları sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada söz konusu taleplerin bakanlığa iletildiğini bildirdi. Bir pazartesi salı işlemler iptal edilmeli. Bu artık çok zor gözüküyor arkadaşlar. İki, varlık fonu şirketlerin temettü ödemelerinin geri alım programlarında vergisiz kullanılmalı. 3. borsa İstanbul'u açığa satış yasağı belirli bir süre daha devam ettirilmeli. Olabilir evet. Halka açık şirketlerin hisse geri alımları teşvik edilmeli. Bununla ilgili bugün karar alındı. %15'lik stopaj vergisinden artık ödemeyecekler. Halka açık şirketler hisse geri alanlarda bunun haberi yapmıştık. Bankaların 2022 karından en az %20 temettü dağıtımına dair karar açık çıkarılmalı. 6 kredi öz kaynak olanı %35'ten %20'ye indirilmeli. Ben mesela bankaların e, deprem bölgelerine yardımlarda da biraz sınıfta kaldıklarını düşünüyorum. Yani 50-60 milyar TL 2022 yılında kar eden bankalarımız var biliyorsunuz. İsimlerini konuşmayalım. Ne ne kadar yardım etmişler ciddi merak ediyorum. Ve tabi onların da işi zor. Çünkü deprem bölgelerinde de şubeleri var ve ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ama biraz e, arka planda kaldıklarını dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Siz de yorumlarınızda tabii ki bunu belirtebilirsiniz. Şu banka şu yardımı yaptı ya da yapıyor gibi. Çünkü ben fazla görmedim onu net olarak söyleyeyim. Brüt takas ve BTS uygulaması özellikle BIST 30'da belirli süreliğine kaldırılmalı. Evet, Viyop teminat oranları 2. en 2023 tarihli spot fiyatlarına göre güncellenmeli. BES fonlarındaki hisse ağırlığın iki katına çıkarıl çıkarılabilmesi izin verilmeli. Evet, bununla ilgili de gelişme oldu arkadaşlar. %30'a çıkarıldı. SPK'da bekleyen yani 97 halka arzın 2023 sene sonuna kadar ertelendiği açıklanmalı. Bununla ilgili de bir gelişim var. Göknur Gıdayı biliyorsunuz ikinci defa tekrar halka arz tarihini değiştirdi ve e, artık halka arz tarihi net değil, belli değil. Çünkü ileri bir tarihe ertelendi arkadaşlar. Ama 97 halka arzın 2023 sene olması bu muhtemel değil. Ama halka arzlarında azalacağı kesin artık. Viyop öz varlık değerleme oranı hem endeks hem pay senedi için %20 aşağısına çekilmeli. 12 gelir alım programlarındaki tüm işlemler için vergi oranı sıfıra indirme Evet bu düzenleme yapılıyor. Robotların haksız rekabet sağlamamaları için hız azaltılmalı. Temettü gelirlerinden bu sene için vergi alınmamalı. Pay senetlerinde günlük düşüş limiti %5'e düşmeli. Evet en mantıklı ve doğru kararlardan birisi bu olabilir ama bu da Maalesef yurt dışı yatırımcıyı iyice geriye çeker. Yabancı kurumlardan robotların açığa satışı için kullandıkları ödünç alma mekanizması durdurulmalı. Yani burada açığa satış ya bazen tedbirler geliyor diyoruz ya. Yani niye üzülüyorsunuz geldi diye? İşte bu, burada da şu anda diyoruz ki bütün Borsa İstanbul açığa satışı yasaklanmalı. Ve virmanlı satışa izin verilmemeli. Evet dostlar ki herkes diyor yani bu 17 şeyde elindeki parayla alışverişini yapsın. Manipülasyon olmasın. Hisse gereksiz yere yükselip düşmesin arkadaşlar. Olay bu. Bunun için mücadele etmek gerekiyor. Ve piyasa uzmanlarından da borsa önerileri için toplam 17 madde güzel maddeler derlenmiş ve bunların bakanlığa bildirildiği ve bakanlığında kararlar aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bazı kararlar alındığını SPK tarafından, Borsa İstanbul tarafından Görüyoruz. Bunların da videosunu yaptık. Evet dostlar. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim de büyümemizi sağlarsınız. Biraz kanal olarak yardımlarınızı bu konuda esirgemeyin. Beğenileriniz, yorumlarınız çok önemlidir. Allah inşallah bu millete, bu topluma, bu vatana böyle acılar bir daha yaşatmaz. Aslında bunu şöyle demek gerekiyor. Dünyadaki hiçbir topluma, hiçbir millete, hiçbir insanın olduğu, hayvanın bile olduğu soluk alan, herkesin olduğu hiçbir toplumlara bu tür acılar yaşatmasın arkadaşlar. Burada çünkü dil, din, millet ayrımının olmadığını zaten kurtarma ekiplerinin gelişi. Her şeyle birlikte yaşayabiliyoruz. İnsanlar neler yardım yapıyorlar yurt dışından Türkiye'ye şu anda. Yani bu acıların yaşanmaması lazım. Bunun için de tedbirlerin alınması lazım. Rabbim hepimizi korusun. Yani bize de kanal olarak sahip çıkarsanız abonelerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla bizi sevindirmiş olursunuz. Hepinize bol bol sağlıklı günler ve sağlıklı kazançlar diliyorum.